Selamun aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 63. sayfasındayız. Tercüme etmeye devam ediyoruz. Buradaki 2,5 satırlık ibareyi bir önceki videoda buradaki boşluklardan istifade ederek buradaki ibareden buradaki boşluklara doldurmuştuk. Onun için orayı tekrar etmeyeceğiz. Buradan başlayacağız inşallah. İkra oku neyi el cedvel el ati aşağıdaki cetveli tabloyu. Tümme ekmil sonra tamamla. Nasıl? Şefeviyen sözlü olarak. Neyi tamamla? Buranın mef'ulü oluyor ekmilin. El feragati boşlukları tamamla. El fi'l mastaruhu el fi'l mastaruhu. Peki fiil neymiş? Ağfele iğfal. Sannefe tasnif. Bu ifal babı. Bu da tef'il babı. Ef'ale if'al, fe'ale tef'il. Bu şekilde olduğu anlaşılıyor. Et'abe it'ab. Nevva'a tenvi'a. Ecma'a icma'a. Abbera ta'bir. Havale muhavale. Zelzele zelzeletun. Qatele nukateletun. Ba'thera ba'theratun. Bâraze mübârazetun. Tahrace tahracetun. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buradaki babları bir ayıralım. Şimdi şu üç tanesi ifal babı. Bunlar mufale babı. Karşılıkları zaten belli. Burası hepsi de mastar, ifal babının mastarı. Burası da mufale babı. Buraya bakalım. Şu üç tanesi şura yani. Bu da tef'il babı. Şu üç tanesine bakalım. Bunlar da dahrece babı, faalele babı. Evet, bunu daha önce görmüş müydük? Hatırlıyor musunuz? Evet. Peki bunun hakkında biraz bilgi verelim. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Bina kitabında 35 tane bab var. Bunlardan 6'sı sülasi mücerret. 12'si de sülasi mücerret üzerine ziyade olanlar. Bir harf ziyade olursa rubai oluyor. 4 harfli. 2 harf ziyade olursa 5 harfli. Humasi oluyor. 3 harf ziyade olursa yani 6 harfli oluyor. O zaman da südasi oluyor. Sülasi mücerret gibi yani üzerine ziyade kılınan bablar var. Sülasi mücerret gibi olan fiil de fe'alele. Nasıl ki fe'ale 3 harfli ve onun üzerine ziyade olan rubai, humasi, südasi varsa sülasi gibi olup 4 harfli ama o da onun üzerine ziyade olan bablar var. İşte o bab fe'alele babı zelzele zelzeletün. Ba'thera ba'theratün. Dahrece dahrecetün. Bu da rubai mücerret oluyor. O sülasi mücerretti. Bu da rubai mücerret. Yani aslı bunun 4 harfli. Sülasi mücerrette 3 harfli. Onun üzerine 12 bab ziyade kılınmış. Bu da rubai mücerret. Bunun üzerine de ziyade kılınan bablar var. Mesela tedahrece diyoruz. O da bina kitabında inşallah öğreneceğiz. Evet. Burası da bu şekilde. Devam edelim. İstemi ile nas, burayı kapatalım. Mektup, sonra istemi ile nas, metni dinle. Mektup ma tesma'u, sonra ne işittiğini yaz. Evet arkadaşlar, burası şu şekilde olacak. Evet, buraya ve minel a'malil muhimmeti ba'del hicrati kitabetu Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem وَثِيقَةٌ تُشْبِهُ الدُّسْتُورِ تُوَطِّحُ الْتِزَامَاتِ الْمُوَاطِنِينَ دَاخِلَ الْمَد۪ينَةِ مِنْ مُسْلِم۪ينَ وَيَهُودِ وَتَرْسُمُ الْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَسَاسِ مِنْ اِحْتِرَامِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ. Evet, tekrar okumaya gerek yok arkadaşlar. Videoyu geriye alırsınız.
dinleyerek bunu buraya yazabilirsiniz. Evet, burası da bu şekilde. Şimdi devam edelim. Teemmel cedvel, cedveli düşün. Ve ekmil kıyasen, kıyasi olarak tamamla. Alel emthiletil mezkura, zikredilen misaller üzerine. Zikredilen misaller hangiler? Şunlar arkadaşlar. Bunlara kıyasla, babları aynıysa masterlarında aynısını yazın. Sadece harfleri değiştirin. Kelimeyi değiştirin, harfleri değiştirin. Evet. Ef'ale, if'al. Fa'ale, mufa'ale ve fi'al. Şimdi mufa'ale babının arkadaşlar 3 tane masterı var. Şöyle ki, fa'ale, yufa'ilu, mufa'aleten ve fi'alen ve fi'alen. Bu fe ile ayın arasında bir de y koyuyoruz. Oraya uzatacağız. Burada uzamıyor. Fi'alen ve fi'alen. 3 tane mastar. Bunların üçü de kullanılıyor. Esleme, İslam. Cahara, mücahara. Sesli okuma. Bunu görmüştük. Fa'ale, tef'il. Fa'lele, fa'leletün, fi'lal. Sebbaha, tesbih. Tahraca, tahracetun. Rakkebe, terkib. Zelzele, zelzeletun. Evet, bu da Rubai Mücerret babından. Bu üç tanesi. Bunlara bakalım. Mufale. Bunlar tef'il. Bunlar ifal. Şunların hepsi Rubai, sülâs üzerine mezid olan Rubai'den. Evet, rakkebe yurakkibu terkiben. Terkip ne demek arkadaşlar? Biz normal terkip seçme diyoruz değil mi? İşte fiil, fail, meful, mübteda, haber. Modern Arapçada bu terkip kelimesini ne manada kullanıyor Araplar? Şu manada kullanıyorlar. Kurmak ve takmak. Kurmak ve takmak manasında kullanıyorlar terkip. Terkibul allaka diyor mesela. Askıyı kurmak, askıyı oraya monte etmek. Terkibul abajur diyorlar. Panjur, abajur diyorlar. Panjuru kurmak, takmak. Evet, bu kelimeyi oldukça çok kullanıyorlar. Terkip, takılması, kurulması, bir yere monte edilmesi manasında. Devam edelim. Elle hicratü, evet bu zaten konumuz. İhtar, seç. Niye kelimeten kelime. Mimma beynel kavseyn. İki parantez içerisindeki. Litu'abbira, ifade etmesi için, anlatması için. El cümle, cümle. Neden? Hani sura. Yani fotoğraftan bir suret anlatması için. Fotoğraftan bir cümle anlatması için. Yani mananın tam olarak anlaşılabilmesi için buradan bir kelime seç. Tahrace, yuvarlamak. İkram, ikram etmek. Tertip, düzenlemek. Tertip, tertip, düzen diyoruz. Mübareza, mübareza de ne yapmak? Müsabaka yapmak. Evet, bu kelime de oldukça geniş bir manası var. Onları biraz sonra göreceğiz. Yu'eddil farisan, mübareza, mumti'a. Mübareza, mumti'a. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Evet. Mübareza, yu'eddi, eda ediyorlar. Yani yapıyorlar. El farisan, savaşçı, ondan sonra şövalye, savaşan kimseler. Evet, faris, süvari, kahraman, şövalye, sipahi, atlı, binici, birçok manaya gelmekte. Burada şöyle fotoğrafa baktığımız zaman ne söyleyebiliriz buraya? En uygunu savaşçı. Çünkü ellerinde ne var? Seyf, kılıç var. Yüettil farisan, savaşçılar yapıyorlar. Mübareze mümti'a, zevkli, güzel bir müsabaka yapıyorlar. Burada da bu müsabaka manasına geliyor. Biraz sonra onun diğer manalarına bakacağız. Evet. Kuratü selci kaviyyetun. Dehracetu. Bu kelime arkadaşlar. Yuvarlamak. Muzaaf, muzaafunli, muzaaf, muzaafunli. O zaman şöyle hepsini bir okuyacağız. Dehracetu kuratü selci. Kar topunu yuvarlamak nedir? Kaviyetün, kavidir. Yani güçlüdür. Evet, kar topunu yuvarlamak güçlüdür. Devam edelim. Et-taif müstehabbun.
İkram-ı taif. Buraya ikram kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki ikram burada. Bu kelimeyi böyle aşağıya indiriyoruz. İkram kelimesi burası. Evet. İkram-ı taif-i müstehabbın. Misafire ikram etmek güzel görülmüştür. Yani müstehaptır. Tekumul fetaat. Genç kız yapıyor. Niye? Bir tertibi seririha. Tertip. Yatağını düzeltmeyi yapıyor. Yani yatağını düzeltiyor manasında. Yatağını düzeltiyor. Evet arkadaşlar, buralarda bu şekilde. Şimdi şurada mübareze kelimesine biraz değinelim. Biraz bilgi verelim mübareze kelimesi hakkında. Şimdi mübareze cevviye. Cev hava demek. Yani havada bir müsabaka. Bu ne demek? İt dalaşı. Yani Türkiye ile Yunanistan uçakları arasında kanatları birbirine vuruyorlar. Uçakların kanatlarını. Bu mübareze cevviye. Yani it dalaşı. Mübareze tür rimah. Süngü savaşı. Mübareze tür rimah. Süngü savaşı. Mübareze, mübareze kelamiye. Kelam söz demek. Bu da söz dalaşı. Mübareze cevviye. Mübareze kelamiye. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. 64. sayfadayız arkadaşlar. Şurayı bir kaldıralım önce. Burayı okuyoruz. Tehaddes, sen konuş. Bahset, anlat. Li zümelaike, arkadaşlarına, arkadaşların için. Neden? An muahatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kardeş yapmasından. Beynel muhacirin vel ensar. Muhacirle ensar arasındaki kardeş yapma mevzusundan arkadaşlarına konuş. Evet arkadaşlar, bunu yukarıda önceki videolardan bakıp nasıl olduğunu görebiliriz. Biz yine de şöyle yukarıya bir çıkalım. Orayı kısaca bir hatırlayalım. Kânetil muâhâd beynel mühâcirun ensâr fekad kadimel mühâcirun min Mekke el mükerreme tarikine ve râhum kulle muvalim fe âhâhum Resûlullah mal ensâr. Burası arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Kaç sayfa? 61. sayfa. Addit, say, lizumelaik, arkadaşlarına, el amal, amel, iş, elleti, ol bir iş ki, kame, yaptı, biha, onunla, onu, kim, en nebiyyü, sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yapmış olduğu iş. Neden sonra? Ba'de hicretihi, hicretinden sonra, hicretinden sonra, nereye? İlel medinetil munevvarati. Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra Peygamber Efendimizin yapmış olduğu amal, işler, kaçtı arkadaşlar? 3 taneydi. Bunları sayalım. Birincisi neydi? Binaul mescit. Bir, mescit inşa edilmesi, mescit yapılması. İkincisi, muahat. Beynel muhacirin vel ensar. Ensarla muhacirin arasında bir kardeşlik ahdi yapılması. Üçüncüsü, el amelü thalith. Üçüncü amel. Peygamber Efendimizin Yahudiler ve Müslümanların Medine-i Münevvere'de ikamet eden, oturanların uyacağı kuralları Medine, Vesikatu Medine diye isimlendirdiği, Medine-i Münevvere'nin vesikası yani belgesi diye isimlendirmiş olduğu amel, iş, bu da üçüncüsü. Evet, üç tanesi bu şekilde arkadaşlar. Nakış, münakişet, müzakeret, zümelaik arkadaşlar nerede? Fi evcuhil müşabeheti. Benzeyen yönleri itibariyle. Nerede? Beyne vesikatil medine. Medine-i Münevveri vesikası. Ve ma yu'rafu ve bilinmeyen haliyen şu anda bir düstur.
dusturla bilinmeyen ve Medine-i Münevvere vesikası arasında bir arkadaşlarına karşılaştırma yaparak müzakere et. Düstur arkadaşlar, yani şu an modern Arapçada düstur anayasa diye kullanılmakta. Yani bugünkü anayasa olarak o günkü yapılan vesika anayasa niteliğindeydi. Yani çok önemliydi Peygamber Efendimizin yapmış olduğu Medine-i Münevvere vesikası. Evet arkadaşlar, burası da bu şekilde 64. sayfa 63. sayfayı işlemiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Selametle kalınız.